Merhaba, bugün paket araştırma hatasının çözümlerini göstereceğim. Önceki paket araştırma hatası videomda sadece bir konuya değinmiştik, bir hataya değinmiştik ve birçok kişi yine hata almıştı. Bunun neden hata aldıklarını ve çözümlerini göstereceğim. İsterseniz videoya başlayalım. Evet, şu anda da gördüğünüz gibi ekranda 4 tane hatamız var. Birincisi bilinmeyen kaynaktan yükleme hatası, ikincisi güvenlik ve temizleyici uygulamalarının hatası, üçüncüsü APK dosyası bozuk veya hatalı indirilmiş hatası, dördüncü ise önceki videomda değindiğim gibi uygulama cihazda uyumlu değil hatası. En çok bu karşılaşılıyor. Evet, şimdi isterseniz birinci hatayla başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bilinmeyen kaynaktan yükleme hatası için ayarlara giriyoruz veya yukarıdan bilinmeyen kaynaklar diyoruz. Bunu siz kendi cihazınıza göre bulabilirsiniz, bilinmeyen kaynaklar yerini. Buradan indirme yönetimini seçiyoruz, izin veriyoruz. Sizde başka şekilde olabilir, yine bu şekildedir ama indirmeye izin verin, bilinmeyen kaynaklar kurulmasına izin veriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ikinci hatamıza geçelim. Evet, ekranda gördüğünüz gibi burada güvenlik uygulamaları var. Güvenlik uygulamaları siz bunlardan başkasında kullanıyor olabilirsiniz. Ben Safe Security'yi kullanıyorum. Bu uygulamalar APK uygulamaları yüklemenize izin vermiyor olabilir. Bu yüzden çalışmıyor. Yani yükleyemiyorsunuz, hata veriyor size. Şimdi bunun çözümünü gösteriyoruz. Ayarlara giriyoruz yine. Buradan uygulama yönetimini buluyorsunuz. Ben direkt yukarı yazacağım yine. Uygulama yönetimini yazıyorsunuz, buluyorsunuz. Uygulama yöneticisine. Açtıktan sonra buradan güvenlik uygulamanız hangisi ise onu seçiyorsunuz. Sonra burada durdurmaya zorla var. Ben de şu an kapalı uygulamayı ben test etmek için durdurmaya. Evet, şu an geri geliyorum. Durdurmaya zorla diyorsunuz. Arka planda artık bu güvenlik uygulaması çalışmayacak. Güvenlik uygulamasını açmadığınız sürede tekrardan aktif hale gelmeyecek. Şu anda gidip uygulamanızı yükleyebilirsiniz. Paket araştırma hatası alamazsınız. İsterseniz 3. hataya geçelim. Evet. 3. hatamız APK dosyası bozuk veya hatalı. Şimdi bunun çözümü, dosya yöneticisine girip indirilenleri giriyorsunuz. Ben SpySurf'ı indirdim. Siz neyi indirdiyseniz onun megabaytına bakıyoruz. 94,9 pardon. Şimdi gidip Google Play Store'dan oyunumuzun gerçek megabaytına bakıyoruz. Ve buradan 98 megabayt. Bazen bu az olduğunda gereksiz dosyaları siliyor bu APK olarak yüklediğinizde. Ama bazen gerekli dosyaları sildiklerinden dolayı yüklenmiyor. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Gidip, hatta çözümü de bu zaten. Gidip başka sitelerden yüklemeyi deneyin. Güvenleri başka sitelerden yüklemeyi deneyin. Ya da aynı siteden tekrar yükleyin. Yine aynı şekilde hata verirse başka siteleri deneyin. Üçüncü hatamız da bu şekildeydi. Dördüncü ve son hatamıza geliyoruz. Evet, son ve dördüncü hatamız, yani son hatamız uygulama cihazla uyumlu değil, en çok karşılaşılan hatamıza geliyoruz. Bu paketleştirme sorununun en çok karşılaştığımız şey dediğim gibi. Şimdi bunun çözümü, ayarlara giriyoruz arkadaşlar yine. Bu sefer telefonun hakkında kısmına gelmemiz gerekiyor. Telefonun versiyonunu öğreneceğiz. Android sürümü, bakın benimki 9. Sizinki kaçsa bir kenara yazın aklınıza. Şimdi indirdiğiniz uygulama Android sürümünüzü karşılamıyor olabilir. Bakın şu anda, tam şu anda kartınızda bir tablo var. Android sürümü versiyonlar falan filan diyor. Versiyon adı var. O adları bakın ayarlarda da var. Ayarlarda telefon hakkındanıza baktığınızda da görebilirsiniz. Burada nerede yazardı o? Sürüm name diye yazar. Neyse, yazmıyormuş. Versiyonunuz benim 9'du değil mi? Bakın 9. Versiyon adı Pi 9. Yine API level var. Orası 28. Şimdi ilk önce yapmanız gereken bir şey var. Açıklamadaki indirme linkinden APK editörü indirmeniz gerekiyor. Şimdi onu indirmek için biz de şu anda sizle birlikte indireceğiz. Şimdi ben indirme linkine geçiyorum. Evet, indirme linkine tıkladığımızda böyle bir yer geliyor. Aşağı doğru iniyoruz. Devam etmek için buraya tıklayın. Tıklıyoruz. Hemen bir site açılıyor. Onu kapatıyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Tekrar bir site açıyor. Onu da hemen kapatıyoruz. Sonra böyle bir yer geliyor. 5 saniye bekleyin diyor. Burada
kötü içerikler falan filan çıkabilir. Bunları ben ayarlamıyorum. Tekrar site geliyor. Onun da kapatıyorsunuz ve böyle bir yer geliyor. APK Editor Pro diye. Buradan aşağı inip en son sürüm diyoruz. Sonra indire tıklıyoruz. Ve 6 MB'lık bir uygulama yüklüyor. Çok az zaten. Hemen yüklendi. Kapatalım. Chrome'dan çıkalım. Neredeydi? İndirilenlerden hemen indirelim. APK Editor. Arkadaşlar bunu da indiremezsiniz. Bunda da paket ayrıştırma hatası alırsanız sizin telefonunuz artık çöptür. Yani çok düşük sürümdedir. O yüzden bunu da yükleyemiyorsunuzdur. Zaten bu bildiğim kadarıyla tablodaki Android 4.4 sürümünde çalışıyor diye biliyorum. Şimdi APK 4 dosya istiyor. İzin veriyor dosyaya. APK dosyanızı seçin diyor. Buradan gelip Dovland'dan geliyorsunuz ve indirdiğiniz oyunu, uygulamayı seçiyorsunuz. Ve düzenle diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Ve yükleme yeri otomatikte kalsın, tamam. Versiyon ismi, versiyon koduna hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Bizim işimiz minimum SDK versiyonu ve hedef SDK sürümüyle. Şimdi tekrardan tablo önünüze geliyor. Ve gördüğünüz gibi şimdi tabloda sizin versiyonunuz neydi mesela? Benimki 9'du değil mi? 9'un yanında API level 28. Şimdi en minimum SDK versiyonu 14'müş bakın. Gördüğümüz şekilde. 14 neydi? Hemen bakıyoruz. 14 4.0.1 sürümü. Benimki zaten onun üstünde olduğu için oraya dokunmama gerek yok. Ama sizin sürümünüz mesela ne diyelim? Sürümünüz mesela burası 19 diyelim. Siz geldiniz ama sizin telefonunun sürümü 4.0.1 API leveliniz ne olması gerek? 14 olması gerek. Bu yüzden uygulama açmaz yani. 19'u silip hemen oraya 14 yazıp kaydet diyorsunuz. Ya da 14 burası. Evet, sizin sürümünüz destekliyor ama hedef SDK sürümü mesela siz Android 6'yı kullanıyorsunuz. Ama uygulama 5'i destekliyor. Android 5'i destekliyor. 5'in şeyi 21. Hedef SDK sürümü 21. Şimdi sizin sürümünüz bundan da yüksek. Ne yapmanız gerek? 6'nın sayısını yazmanız lazım. 23'ü yazmanız lazım. Tablonun resmini gösteriyorum ben size zaten. Açıklama kısmına koyamam onu. Bir dakika. Kenarda bir yerde görürsünüz. Hani şu an kenarda görürsünüz. 23 yazıyoruz buraya. 21 yerine 23 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi benimki 9 olduğu için 28 yazıyorum. Kendi sürümümüzün API levelini hedef SDK'nın üstünde ise hedef SDK'yı değiştiriyorsunuz. Kendi API leveliniz oraya yazıyorsunuz. Ama sürümünüz hedef SDK'nın altındaysa minimum SDK'ya yazıyorsunuz. Bu kadar basit yani arkadaşlar çözüm. Sonra kaydet diyorsunuz. Değişiklik algılanmadı çünkü hiçbir şey değiştirmedik. 15 yapalım. Kaydet diyoruz. Ve böyle çalışıyor bir şekilde geliyor. Şimdi bunu yaptık diyelim. Açılmadı dediğimizde mesela yaptık açılmadı ya da hep durduruldu hatası veriyor. Hiç açılamadığında sorun şu ki arkadaşlar telefonunuzun sürümü desteklemiyordur. Yani Google Play Store'dan yüklediğinizde bile telefon yani bu yazılımla ilgili bir sorun. Oyunu yapan kişi bu sürümün üst sürümün kodlarını kullandığı için o eski sürümde o kodlar çalışmadığından dolayı yükleyemezsiniz. Ben de arada böyle işlemlere baktığımdan dolayı biliyorum. O yüzden yükleyemezsiniz. Şimdi bunu yaptığınızda açılır. Ama telefonunuz desteklemezse yani gidip kendinize yeni bir telefon almanız ya da Android sürümünüzü yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorun bu kadar. İsterseniz ben açıldığında göstereyim. Açıldı zaten. Yüklediğinizde buradan hatta bakın güvenlik nedeniyle bilmeyen uygulamalar. Ben izni vermediğimden dolayı bana sormuştu ilk hatadaki gibi. Buradan izin veriyoruz. Tabii sizde çıkmayacak önceki hatalar denediyseniz. Önceki hataları deneyip buna gelin. Yükleniyor. Zaten bana yükleniyordu. Bu arada arkadaşlar şu anda videoya like atıp abone olursanız çok severim ve sorularınız varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. İndirme linki açıklamada. Gördüğünüz gibi oyun rahat bir şekilde açıldı.
Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Yaramadıysa üzüldüm yani. Başka videolar deneyebilirsiniz ama büyük ihtimal yarar. Başka hatalar alırsanız onların çözümlerini bilmiyorum. Çünkü karşılaşmadığımdan dolayı ama tahminimce bu hatalardan sonra hata almayacaksınızdır. Görüşmek üzere.